Yerli Elvis derlerdi ona. 25-30 yıl önce. Yerli Elvis, Tayfun. 90'lı yıllar, hadi yine iyisin diye çok dillere düşmüş bir şarkısı vardı. İşte böyle bir saç tarama hareketi vardı filan çektiği klibinde. Tayfun Duygulu. Aslında çok önemli bir enstrümanisttir aynı zamanda Tayfun Duygulu. Sıra geldi Tayfun'la 30 yıl sonra yeniden konuşmaya ya da bizim 90'lar Türkçe pop dosyamıza. Altay'ın Tayfun'la yaptığı röportaj. Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm. Hadi yine iyisin, iyisin, iyisin. Bu taklidiydi tabii. Hadi yine iyisin, iyisin, iyisin. Sen işini bilirsin, bilirsin, bilirsin. Deli dolu birisin, birisin, birisin. İşte bu şarkıyla Türkiye onu tanıdı. Tabii Türkiye onu kendisine az tarzıyla da tanıdı. Deri ceketi, kostümleri, kıyafetleri ve az önce yapmış olduğu gibi klipteki saç tarama hareketiyle. Müzisyen bir ailenin müzisyen bir çocuğuydu Tayfun. Udi Zeki Duygulu'nun torunu, saksafonist Erol Duygulu'nun da oğlu. Müziğe yeni türkü grubuyla başlayan Tayfun da babası gibi bir saksafonist her şeyden önce. Mimar Sinan mezunuyum, konservatuar mezunu, alaylı ve okulluyum. Enstrümanist olarak stüdyoda çok albümde çaldım. Belki 20-25 tane çok sevdiğiniz, bildiğiniz ünlü isme yeni türkü grubuyla birlikte ben tanındım. Yeni türkü grubundan sonra 93'te kendi albümünü yapan Tayfun o yıllardaki Türk pop müziğini anlattı. Akılda kalıcı melodilerin olduğu, introların olduğu şu anda yok mesela. Müziğin formasyonunu değiştirdiler Türkiye'de. İnsanlar dinlediği zaman müzik dinliyordu, armoni dinliyordu, ses dinliyordu, hareket dinliyordu, şovlar vardı, bir şeyler vardı. Herkesin imajı vardı 90'lar dediğiniz zaman.